saklı seçilmişler. Siz onları değil, onlar sizleri seçti. Soner Yalçın. Yazma amacım. Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamazsın, dehşete kapılırsın. Film biter. Etkisinden kurtulamazsın, korkarsın. Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım. İşte ilk sahne Altı yıl önceydi. Bir haber gazetelerde ve onlarca haber sitesinde yer aldı. Ankara Hıfzsız sıha, Gıda Denetim Bölüm Başkan Yardımcısı Gönül Özdeğer ve iki asistanı Solitin adlı kimyasal ile ilgili çalışmaları ve yayınları dolayısıyla ile ölüm tehditleri aldıklarını açıkladılar ve savcılığa suç duyurusunda bulundular. Allah Allah. Neydi bu Solitin? Haberde şu bilgi vardı kimyasal bir maddeydi. Süt ve süt içeren ürünleri satan şirketler maliyetlerini düşürmek için ürünlere bu zararlı kimyasal maddeyi ekleyip raf ömrünü uzatıyordu. Yoğurt, ayran, peynir, gofret, çikolata vesaire içine bu tebeşir alçı taşı gibi olan solitin koyarak insanları zehirliyorlardı. Böbrek rahatsızlıklarının, devamlı yorgunluk halinin, hafıza kaybının ve konsantrasyon bozukluklarının ve hatta şizofreninin sebebi işte bu solitin idi. Bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşan kişi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Gülden Semavi adlı akademisyendi. Süt içen, çikolata gofret yiyen çocuklarımızı zehirliyorlardı. İnanılacak gibi değildi. Ama bu haber tümüyle yalandı. Ankara Hıfzı Sıha Gıda Denetim Bölüm Başkanı Yardımcı Gönül Özdeğer diye biri yoktu. Zaten öyle bir kurum da bulunmuyordu. Refik Saydam Hıfzı Sıha Merkez Başkanlığı Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü vardı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor Gülden Semavi diye de biri yoktu. Solitin diye bir kimyasal madde henüz keşf keşfedilmemişti. Hepsi hayal ürünüydü. Bu bir kara propagandaydı. Peki, haber yapılan, sosyal medyada binlerce kez paylaşılan makaleyi kim hangi amaçla yazdı? Bu soru bu kitabın yazılmasından neden oldu? Evet. Okuduğunuz makale baştan aşağı yalandı. İyi de yoğurt, süt, peynir, ayran gibi yiyeceklere, içeceklere raf ömrünün uzatılması, tatlandırılması vesaire amaçla çeşitli kimyasallar eklendiği ve fiziksel endüstriyel işlemlere tabi tutulduğu da bir o kadar gerçek değil mi? Kuşkusuz. Süt ve süt içeren ürünlere ne olduğu belli olmayan solitin koyup satmıyor gıda şirketleri. Bu yalan haber hakikatin üzerini kapatmak için mi medyaya sızdırıldı? Oğlumla bir gün Beşiktaş çarşıdayız. Ayran içmek istedi. Ayran neden yapılıyor diye sordum. Bu sorumu tuhaf bir yüz ifadesiyle yoğurt diye yanıtladı. Aldığın ayranın içindekiler bölümünü oku bakalım yoğurt var mı diye sordum. Okudu. Yoğurt yoktu. Yoğurtsuz ayran. Sadece bu mu? Peynir üretiminde kalan su sıcak plakalara püskürtülüyor. Buharlaşma sonucu elde edilen toza peynir altı suyu deniyor. Tüm bisküvi ve kek sektörünün birinci sınıf dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Kilo fiyatı 50 kuruş. Yediğiniz bisküvi, kek, kreker vs. paketlerin üzerine bir okuyun bakalım içinde şeker ve onun dışında tanımadığınız kaç kalem malzeme var. Bir top keki toptancısı 15 kuruşa satıyor un, yumurta ve yağ ile yapsanız 30 kuruş malzeme maliyeti var. Keza ambalajı, üretici karı, nakliyesi ve toptancı karı vesaire eklenince nasıl o fiyata satılabiliyor? Çünkü kek değil. Kek benzeri kimyasal bir şey alıp yiyoruz. Pul biberin, karabiberin, kimyonun içinde ne var? Kilosu 5 liraya satılan sucuklarda gerçek baharat mı var sanıyorsunuz? örneklerinin sayfaları çevirdikçe göreceksiniz. Şaşırarak okuyacaksınız. Peki. Mesele basit bir gıda hilesi mi? Hayır. Mesele sandığınızdan çok daha büyük. Kitabı elinde tutan değerli okuyucu. Hadi sizi bıraktık diyelim. Ancak çocuğunuza, torununuza ne yedirdiğiniz sizin sorumluluğunuzda. Kronik hastalıklara yakalanıp sonrasında bu hastalıkları genetiğimizle çocuklarımıza miras bıraktığımız da gerçek. Bu veba çok ağır. Bilgi sahibi olmak zorundasınız. Sizi kandırıyorlar. Sizi, çocuğunuzu, torununuzu zehirliyorlar. Sorumlu olan sadece gıda şirketleri ve ilaç firmaları değil. Siyasal iktidarlar bu kirli düzenin ortağı. Ve Gizli seçilmişler, bu işin planlayıcısı kim mi bunlar? Hepsini olgur, olgularıyla tek tek yazacağım. Son dönemde kamuoyunda gerek kilo gerekse sağlık açısından yenilip içilenlerle yakından ilgili organik ve doğal beslenme konuşulur, yazılır, tartışılır oldu. Sağlıklı beslenmeyle ilgili uzman görüşlerini gazetelerde okuyorsunuz, televizyonlarda seyrediyorsunuz, radyolarda dinliyorsunuz, kitaplardan okuyorsunuz. Fakat bu anlatımlarda bir eksiklik yok mu? Emil Döckheim'in ortaya attığı bir kavram var. Anomi. Toplumsal hayattaki değer karmaşasını ifade eder. Yabancılaşma denebilir. Kavramın öncülerinden Ludwig Feuerbach şu sözü boşuna etmedi. İnsan yediği şeydir. Fransız sosyolog Claude Fischer anomi kavramına 1980 yılında ek yaparak gastroanomi kavramını üretti. Kavramla anlatmak istediği şuydu. Üretimden kopup pazara muhtaç hale getirilen insanın gıda beslenme konusunda kafası çok karıştırılıyor tüketicinin ilgilendiği tek konu hangi ürünün hangi koşullar altında nerede ve kimler tarafından üretildiğinden çok istediği ürünü en ucuza kolayca nereden satın alabileceği. haklı. örneğin mersin anamur'dan tek mevsimde gelip satılan ufacık muzun pahalı binlerce kilometre uzaktan güney ve orta Amerika'dan gelen iri çikita muzun neden ucuz olduğunu sorgulamıyor tüketici. Yoksul yığınların tek arzuları haklı olarak karınlarını doyurmak. Sağlıklı olup olmadığıyla ilgilenecek kadar paraları yok. Hep en ucuzu arıyorlar. Diğer yanda binlerce reklam insanı yemeye teşvik ederken yine binlerce beslenme diyet uzmanı hangi yiyeceğin, içeceğin sağlıklı, nelerin zararlı olduğunu söylüyor. Bu arada her dönem yayınlanan araştırmalar bir önceki rapor sonuçlarını çürütüyor. Yumurta et, tereyağı, tuz ya da tam yağlı süt gibi kim yiyecekler içecekler bazen zararlı bazen faydalı ol veriyor. Yıllar geçtikçe uzman kişilerin fikir ve tavsiyeleri sürekli değişiyor. Bu dönemsel kafa karışıklığının nedeni bilimsel gelişmeler mi? Hayır. Çünkü bugün zararlı olanları dün de söyleyenler vardı. Sesleri hep kesildi. Bugün de aynı katı sansür sürüyor ve yine beslenme uzmanları aynı özgüvenle konuşuyor. Sonuçta tüketicinin üreticiye ve üreticinin ürüne yabancılaştırıldığı bir gıda düzeni kuruldu. Görünen gıdalar korku kaynağına dönüştürüldü. Beslenme uzmanları modern muskalar yazıyor. İnsanlar her lokmada suçluluk duygusuna kapılıyor. Yoksullar ise ucuz bulduğuna seviniyor. Bitmez tükenmez beslenme lafları herkeste. Adam sendeciliğe yol açıyor. Bu algı politika ürünü olabilir mi? her sunulanın sorgusuz yenildiği piyasa düzeni. İnsanoğlunun beslenme gibi kültürel evriminin hızı biyolojik evrimini fazlasıyla aştı. İnsan varlığı son birkaç milyon içerisinde önemli değişiklikler geçirdi. Fakat bunlardan hiçbiri son 75 ile 100 yılda gerçekleştirilen teknolojik gıda değişimine ya da yeni beslenme biçimine uyum sağlamıyor. Şunu demek istiyorum. Gen yapımız ve buna bağlı vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar doğal olmayan endüstriyel yiyeceklerin tümüyle başa çıkacak yeteneğe sahip değil. Milyonlarca ya da binlerce yılda oluşması gereken evrim, birkaç yıl önce oluşturulan ve yapımı hızla süren teknoloji ürünü kimyasal gıdalara, genetiği değiştirilmiş yiyeceklere uyum sağlayamıyor işlenen, lifi alınan, nişasta ve şeker miktarı arttırılan vesaire yiyecekler sindirim sistemimizi darmadağın ediyor. Evet, yediğimiz yiyeceği sindirmek, moleküllerine ayırmak ve besinleri bağırsaklarımızdan vücudumuzun geri kalanına dağıtmak için milyonlarca yıl içinde programlanan vücudumuz beslenme değeri az ve kalorisi yüksek kimyasal gıdaları tanımlıyor. İşte bu da vücudun bağışıklık sisteminin yıkılmasına sebep oluyor. İşte genler ve yiyecekler arasındaki bu uyumsuzluk son yıllarda müthiş artış gösteren çok sayıda müzmin hastalığa neden oluyor. Düşünsenize tarım toplumuna geçen insanoğlunun tek şeker kaynağı bal idi. Bugün ise zararlı olduğu biline biline 1970'lerde keşfedilen nişasta bazlı şeker, mısır şurubu her yiyeceğin içinde. ABD'de 1935 yılında en yaygın ölüm nedeni grip ve ishal iken günümüzde niye kalp ve kanser? Yaşlılıktan ölüm oranı azalıyor. İnsanlar genç yaşta kronik hastalıklardan ölmeye başladı. Baksanıza. Dünyada şeker ya da tıp 2 diyabet 1990 ve 2010 yılları arasında %35 oranında arttı. Bugün Amerikan nüfusunun 3'te 2'si aşırı şişman ve obez. İnsanoğlu yağ depolamak için evrilmedi. O halde hastalanmasına sebep olacak kadar yağı sürekli neden depoluyor? Beynin kafası karıştırıldı çünkü. Beyin milyonlarca yıldır vücudun farklı yiyecekleri nasıl enerjiye dönüştüreceğini, nasıl depolama yapabileceğini ve nasıl yakacağını biliyordu. Oysa Son yıllarda vücuda yiyeceklerle sokulan şeker ya da nişasta gibi bitmez tükenmez enerji kaynaklarıyla baş etmekte yetersiz kalıyor. Dolayısıyla vücut hastalıklara yenik düşüyor. Çok komplike bir sorunla karşı karşıyayız. Ne kadar yediğiniz değil, ne yediğiniz üzerinde düşünmelisiniz çekici, ucuz ve uzun raf ömrü olan işlenmiş ya da endüstriyel yiyecekleri dayatanların gizli amacı var mutlak. Sağlıksız olduğu ve insanı uçurumun kenarına sürükleyen gıdalar neden dayatılıyor? Niye yasaklanmıyor? Bakın, bu iş sadece para için olamaz. Açlığı giderme yalanı hiç olamaz. Cehalet olamaz. Şarlatanlık olamaz. Kuşkusuz Kapitalizm her yönüyle insan vücudu için yararlı olmadı. Küresel şirketler insanların arzuları ve cehaletleriyle beslendi. Yanıltıcı kampanyalar düzenleyerek beslenme alışkanlıklarıyla oynandı. Teknoloji ya da endüstri insanoğlunun vücudunu yoldan çıkardı. Hasta etti. Hala düş tacirleri tükenmek bilmez aldatmacayla zayıflama rejimleri uygulattı greyfurt yiyerek yağlarınızı eritebilirsiniz veya yeşil çay içerek zayıflayabilirsiniz gibi saçmalıklarla insanlar sürekli başka reçetelere yönlendirildi. Oysa hiçbir besin maddesi kesin olarak zayıflatıcı değildir. Zaten bütün insanlar aynı metabolizmaya sahip değildir. İnsanlar bilinçli olarak aptallaştırıldı. Zaten bütün insanlar aynı metabolizmaya sahip değildir. İnsanlar bilinçli olarak aptallaştırıldı mucize rejim diye safsatalar da yatıldı. Örneğin forking yani çatallama denen zayıflatma yöntemi var. Ayda bir buçuk kilo verdirecek yöntem şuydu. Yalnızca çatalla yenebilecek yiyecekleri yemek. Peki tüm bu büyük gıda düzeninin bir kurucusu var mı? Var ise kim? Amacı ne? Bu işte bir bit yeniği var. İnsanoğlunun yakın akrabası Neanderthal. Kültürel uyumu sağlayamadığı için yok oldu. Şimdi sırada bizler ya da Homo sapiens'in yoksulları, ezilmişleri mi var? Görüyoruz. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmezsek bizi yavaş yavaş zehirleyip öldürecekler. Kanserden kısırlığa kadar birçok rahatsızlığın sebebi endüstriyel gıdalar. Harvard Üniversitesi'nde insanın evrimsel biyolojisi konusunda çalışmalar yürüten Profesör Daniel E. Lieberman, İnsan Vücudunun Öyküsü kitabında şunu yazdı: biz sağlıklı olmak için evrilmedik. Bunun yerine çeşitli ve zor şartlarda fazla çocuk sahibi olmak için seçildik. Bunun sonucu olarak ne yememiz gerektiği, bollukta ve rahatlıktan nasıl egzersiz yapmamız gerektiğine yönelik rasyonel seçimler yapmak için de evrilmedik. Buna ek olarak bize atalarımızdan kalmış olan vücutlarımız, oluşturduğumuz ortamlar ve bazen yaptığımız seçimler arasındaki etkileşimler sinsi bir döngü yaratmış durumunda. Vücutlarımızın uyarlanmadığı şartlarda yapmaya evrildiğimiz şeyleri yaparak kronik hastalıklara yakalanıyoruz ve sonrasında bu hastalıkları çocuklarımıza miras bırakıyoruz ve ardından onlar da hasta oluyorlar. Bu zalim döngüyü durdurmak istiyorsak sağlıklı bir yaşam destekleyen besinleri yemek ve fiziksel açıdan aktif olmak için saygılı ve makul bir şekilde özen göstermemiz ve bazen de kendimizi zorlamamız gerekiyor. Bu da yapmak için evrildiğimiz şeylerden biri. Maalesef öyle bir gıda düzeni kuruldu ki, keyif vermesi gereken yiyecekler endişe hatta suçluluk kaynağı oldu. Hekimler sürekli uyarıyor, onlarca uzman yazıyor, konuşuyor. Şunları şunları yemeyin. Haklılar. Onu yemeyelim, bunu içmeyelim, tamam. Ancak meselenin dile getirilmeyen ya da gizlenen çok önemli yönü var. Doktorlar, uzmanlar sadece Gıda törerine sebep olan yiyecekleri söylüyor. Bir eksiklik yok mu? Bu kimyasal zehir düzenini kimler yarattı? Gıda teröristlerini pazara sokan perde arkasındaki baronların amaçları ne? Hangi küresel şirketler ABD-AB dayanağıyla, IMF Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü şeytan üçgeniyle Türkiye gibi az gelişmiş ülke pazarlarına girdi? Tarımı nasıl ve neden teslim aldılar? Bu kirli gıda düzenini kimlerin kurduğu neden hiç gündeme getirilmiyor? Zehir piyasasının siyasi iktisadi yönüne hiç değinilmiyor. DP'den, ANAP'tan, AKP'ye uzanan siyasi iktidarların rolleri konuşulmuyor. Yerli işbirlikçilerinden bahsedilmiyor. Gıda konusunun arkasında yatan ekonomik ve politik gerçekler yazılmıyor. Eko emperyalizmin oyun kurucularından hiç söz edilmiyor konu insanı bıktıracak kadar gıda sağlığına sıkıştırılıp bırakılıyor. Bu çağdaş esarete sebep olanlar hep atlanıyor, görmezden geliniyor ve gizli amaçları üzerinde hiç durulmuyor. Saklanıyor işte. Eksik olan bu. Elinizdeki kitap bu ihtiyacı gidermek için yazıldı. Kitabının oklarının hedefinde sadece endüstriyel gıdaları üreten, satan küresel şirketler, yerli işbirlikçileri ve ANAP'tan AKP'ye siyasal iktidarlar yok. Türkiye gibi ülkelerin boğazlarından nasıl bağlandığı gerçeği yok. Türk tarımının nasıl yok edildiği yok. İnsanı kısırlaştıran, insanı yok eden ve hastalıklı bir dünya yaratanların büyük sırrı var. Sayfaları çevirdikçe sadece şaşırmayacaksınız. Tedirginlik duyacaksınız. Kitabı yazarken aklıma hep Gulliver'ın Gezileri kitabı geldi. Batı medeniyetinin kötülüğüne ve adaletsizliğine dikkat çeken Dr. Gulliver, insan doğasının kusurları üzerine fazla kafa yormaktan aklını kaçırır. Umarım bana öyle olmaz. <laughs> Şaka. Evet, insanın aklını kaçıracak bilgileri sıralamaya başlayabilirim. Sherlock Holmes'un ünlü sözüdür. Veriler olmadan kuram olmaz. Önce bilgiler ile başlayıp sonra tezimi yazacağım. Yani Descartes'in yolunu takip edeceğim. Birincisi, açık şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkincisi, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün mertebe parçalara ayırır, sonra analiz ederim. Üçüncüsü, küçükten büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, her durumun sonucunu ortaya koyup genel olarak gözden geçiririm. Evet. Zorlu bir yolcuğa çıkacağız. Saklı seçilmişler. Siz onları değil, onlar sizleri seçti. Soner Yalçın.